AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesine evet demediğini, NATO üyeliğinin önünü açmaya evet dediğini hatırlattı. Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Birliği meselesinin ilerlemesi için ne lazım? Gümrük Birliği güncellenmesi vize serbestliğinin dışında. Ne lazım? Fasılların açılması lazım. Faslın açılması bir ülkenin üyeliğinin başlaması değil ki. Faslı açacaksın. Türkiye mükellefiyetlerini yerine getirirse kapatacaksın faslı. Sen daha fasıl bile açmazsan ben bu konuyu konuşmak bile istemiyorum. Demek demiş oluyorsun. Ha demek ki ne yapıyorsun sen? İlişkileri belli bir indirgediğin alanda tutmaya çalışıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin başı olarak Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir liderler zirvesi yapmaya ihtiyacı yok mudur? Ekmek ve su kadar ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanımızın orada koyacağı yaklaşımları ve iradeyi dinlemek, orada ortak bir Avrupa iradesi çıkarabilmek açısından. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine evet demedi. NATO üyeliğinin önünü açmaya evet dedi. Evet. Süreç sonuçlanmış değil. Yüce Meclis neye bakacak? Diyecek ki bu imza attığı metindeki terörle mücadeleyle ilgili olarak, Türkiye'ye dönük terör saldırılarıyla ilgili olarak ya da Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili olarak Gümrük Birliği'nden vize serbestliğine kadar konularda İsveç mükellefiyetini yerine getirmiş mi getirmemiş mi? Mecliste bunu takdir edecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.